Şimdi deneme taktiklerinde çok önemli bazı taktikler var. Benim için en önemlisi gerçekten de biliyorsunuz LGS sözel ve sayısal iki oturumdan oluşuyor. Birinci oturumda Türkçe inkılap, din ve İngilizcemiz var ve bunlar bu sırayla rahatlıkla yapılabilir. Özellikle beynimiz açıkken bu paragraf sorularını anlayıp hızlı bir şekilde çözebilmemiz için Türkçeyi başa koyup ardından inkılap din İngilizce ile bu sözel kısmı tamamlayabiliriz. Ama özel olarak LGS'de en fazla eleyici olan ve gerçekten insanların döküldüğü kısım, döküldüğü dediğim hani birazcık daha zorlanılan kısım aslında sayısal kısım ve onun da matematiği. O yüzden her zaman bu işin, bu şunu söylüyoruz, motivasyon en önemli kısmı. Dolayısıyla motivasyonumuzu yüksek tutabilmek için ilk başta, Altın tavsiye bu. LGS'de fenden başlamak lazım. LGS sayısala. LGS sayısalda açacaksınız. 21. sorudan başlayacaksınız. Ardından feni bitirdikten sonra ne yapacağız? Matematiğe geçeceğiz ve matematik sorularını yapabileceğiz. Çünkü moralimiz fende yükselecek. Peki ikinci taktiğimiz de tabii ki turlama taktiği. Şimdi turlama taktiği aslında demin ki konuyla çok bağlantılı. Turlama taktiğindeki temel altın prensip şudur. Eğer biz bir soruyu anlayamadıysak, yapamadıysak Hemen geçmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman o soruya takılmamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Bu soruyu anlamadık. Hemen tak diye işaretini koy ve geç diğer soruya. Öyle çok da büyük büyük böyle işaret koymayın sakın. Çünkü insanın morali bozuyor. Böyle küçük küçük işaretinizi koyun geçin hemen soruya. Çünkü bu soruyu yapamamış olmanız sizin eksikliğinizden dolayı değil. Sınav heyecanından dolayı oluyor. Dolayısıyla ilk turumuzda ilk turumuzda yeşil. Çok keko soruları çözeceğiz. Basito, el basito ve keko soruları çözeceğiz. Ardından ikinci turumuzda birazcık daha üst düzey. Üçüncü turumuzda da artık sona bıraktığımız ya ben bu soruyu gerçekten e, hani uğraşsam da çıkmayacak şimdi. Birazcık rahatlayayım, moralimi toparlayayım. Birazcık hızımı alayım böyle hızını aldıktan sonra, hızlandıktan sonra yapmak gerekiyor. İşte bu en zor soruları en sona bırakmak. O yüzden hani hani şey yaparız ya. Çam fıstığında en basit açılanları başa koyarız. İlk de ilk turda çok rahat soruları çözüyoruz. Hızlanıyoruz. Moralimizi topluyoruz. Sonra aslında burada söylediğim de öyleydi. Çünkü ilk turda feni yapmamız çok önemli. Ardından moralimizi toplayıp matematiğe geçiyoruz ve motivasyonla geçiyoruz ve bütün soruları yapıyoruz. Kodlama taktiği çok önemli. Mesela biz optik forma sayfaları çevirirken sayfaları çevirirken cevaplarını geçir. Bu mutlaka. Yani böyle her soruda işte şu soruyu yaptım, hemen bunu işaretleyeyim. Ondan sonra bu soruyu yaptım, hemen bunu çok zaman kaybı. Git gel, git gel, git gel. Beyin dikkat dağılıyor. Ama mesela bu sayfayı bitirdim. On sonra bu sayfayı bitirdim hemen bunları kodla. 6B, 5C, 7D, 10A. Sonra bitirdik. Sonra bunu odaklan, buraya odaklan, buraya odaklan. Geç, geç, geç. geç. Bittiğim bütün sayfayı bitir. Sonra ha tamam o zaman şimdi kodlayabilirim. Ondan sonra 6B, 7C, 8D, 9A diye kodla. Sonrasında geç, bunu bir kenara bırak. Optik formu bir kenara bırak. Bununla uğraşma, sorulara odaklan. Sonra bu sayfaları bitirdikten sonra Al optik formunu birazcık rahatlıyorsun, nefes alıyorsun, beynin dağılıyor birazcık daha hani sorulardan ayrılıyorsun. İşte bu şekilde kodlama taktiğinde sayfa sayfa kodlama çok önemli. İki seçenek arasında kaldıysan ilk aklına doğru geleni işaretlemek çok çok değerli. Çünkü genellikle Beynimiz çok daha doğruyu işaretliyor. Sonradan kuşku girince yanlışa gidiyoruz. O yüzden bu da aklımıza ve kulağımıza küpe olsun diyoruz. En baştaki formül bilgi kısımları genellikle LGS'de, matematikte, fende çoğunlukla var bunlar. Bunlara çok fazla zaman kaybetmiyor. Çünkü çok karışık yazabilirler. A kök B, B C kök A. Yani birazcık daha üst düzey teorik bilgiler bunlar. Zaten bildiğin şeyler olduğu için bunlara çok fazla takılma geç. Ve matematikte de özellikle yeni nesil sorularda uzun uzun paragrafların içerisinde lütfen sayıları baş başka bir kenara yaz. Yani burada 20 mi yazıyor? Hemen bunu lütfen başka bir yere yaz. 20 kitap diye bunu yaz. Çünkü bu bütün karmaşanın paragrafın içinde birazcık boğulabilirsin. Bu bunları 20 kitap, 3 arkadaş. Bunları yazdığımız zaman aslında cımbızla bunları alıp burada daha rahat çözüm alanı bırakıyoruz kendimize. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Tonguç'un yorumları yolu. Hadi bakalım. Teşekkürler hocam.